Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Baş dönmesini tabii iyi tanımlamak, iyi tespit etmek gerekir. Bu gerçekten kötü bir hastalığın habercisi olabildiği gibi çoğunlukla yani %80 daha selim, daha iyi huylu hastalıklara eşlik eden bir durumdur. Evet. Özellikle bayanlarda görülen baş dönmesi, tabii burada da baş dönmesi tam bir baş dönmesi oluyor mu? Yani etrafta bir dönme efekti ya da kişinin kendisinde bir dönme efekti oluyor mu? Yoksa daha çok hastada böyle bir işte ayağım yerden kesiliyor, işte bir sersem gibiyim dediğimiz, dizziness dediğimiz yani fenalık hissi gibi bir şey mi oluyor? Bunun ayrımını iyi yapmak lazım. Özellikle bayanlarda düşük tansiyon, kansızlık ve B12 vitamin eksikliği çok ciddi baş dönmesi bu ya da bu dediğim dizziness yani fenalık hissinin sebebidir. Özellikle kansızlık bayanlarda demir eksikliğine ya da B12 eksikliğine bağlı çok ciddi baş dönmesi yapar. Bir de hastalarda özellikle bize çok sık gelen ve şikayetlerin başında olan işte ben oturuyordum ya da yataktaydım kalktım aniden başım dönüyor. Bu bende sürekli oluyor gibi bir şikayet olur. Bu da aslında bir hastalık değildir. Bizim ortostatik hipotansiyon dediğimiz bu ani hareketlenmeli, ani kalkmayla bu yer çekimi etkisi nedeniyle kan akımının bir ani değişikliği nedeniyle vücudun üst kısmına, beyine giden kanda ani bir azalma oluyor. Bu da göreceli olarak bir düşük tansiyon yapıp birkaç saniye süren baş dönmesi yapabiliyor. Bu dediğim gibi selim bir hastalıktır. Hatta hastalık bile değildir, fizyolojiktir. Bunu da iyi ayırmak lazım. Tabii bir de onun dışında gerçek baş dönmeleri vardır. Bunlar kulağa bağlı olabilir ya da sinir sistemine yani beyne bağlı olabilir. Yani merkezi ve periferik dediğimiz. Bu merkezi baş dönmeleri genelde nörolojinin ve beyin cerrahisinin alanıdır ve bunların kesinlikle iyi tetkik edilmesi gerekir ki bunlar çünkü gerçekten ciddi bir hastalığın, bir kitlenin ya da bir beyinde basınç artışının ya da bir migrenin habercisi olabilir. Bir de gene kulak, burun, boğaz baş dönmeleriyle çok karışan vertebrobaziller yetmezlik dediğimiz bu boyun ana damarlarında beyne üst kısma giden damarlarda plak oluşumu, akım bozulması veya daralmaya bağlı bir durumdur. Ve bu da gene ilerleyen yaşlarda özellikle baş dönmesi yapar. Bunun dışında bizim kulak, burun, boğazın daha çok ilgilendiği periferik dediğimiz kulağa bağlı baş dönmeleri. Bunlar daha sık gördüğümüz, hastaların daha çok yaşadıkları durumdur ve merkezi yani nörolojik baş dönmelerine göre çok daha ağır seyreder. Yani şikayet olarak. Yani hastada çok ciddi bir baş dönmesi, buna eşlik eden bulantı, kusma ve gözlerini açamayacak kadar yatma ihtiyacı, yani dinlenme ihtiyacı olan bir durumdur. Öyle mi hissediyor hasta adayları? Gerçekten öyle dönüyor mu? Yok, gerçekten hastalarda dönme efekti tam olarak oluyor. Yani hasta gözünü açtığında ya da ani bir hareket sonrasında etrafta çok ciddi bir deprem olur gibi bir dönme oluyor. Bunun da en sık nedeni bu iç kulakta bu yarım daire kanallarında bizim otolit dediğimiz bir kristal yapılar var. Bunlar vücudun ana denge organlarından biridir ve vücut ve baş hareketlerine özellikle uyumludur. Kişi belli bir yöne doğru hareket ettiğinde bunlar bir nevi sarkaç misali aksi yönde bir iğmelenme oluşturup kişinin belli bir düzlemde dengede kalmasını sağlar. Ama bunlar çeşitli nedenlerle yerinden oynadığında serbest hale geldiğinde kişilerde özellikle hareketle ve baş hareketleriyle işte sağa döndüm başım döndü, sola döndüm başım döndü ya da yatıyordum soluma döndüm başım döndü gibi çok sık gördüğümüz bir şikayet ortaya çıkıyor ki biz buna tıpta benin pozisyona bağlı baş dönmesi diyoruz. Bu yarım daire kanalları iç kulakla ilgili bir durumdur. Genelde hiç tedavi edilmese bile bir 15 gün veya 3 hafta içinde bu otolitlerin yerine oturmasıyla düzelebiliyor. Bunun dışında eğer tanıyı biz netleştirmişsek bazı ilaç tedavileri ve onun dışında
yaptığımız bir manevrayla, yani hastaya uyguladığımız bir manevrayla bunları biz o an hemen anında yerine dönmesini sağlayıp hastanın şikayetlerini tamamen geçmesini sağlayabiliyoruz. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.